dışında çok da büyük eksiklikler yok. Hemen sizlere karşılaşmanın ilk 11'lerini aktaracağım. Turgutluspor, kalede Zekeriya, sağda olacak Ramazan Çelik Hoca'nın da ilk 11'i bu. 4-3-3 oyun formatıyla sağda olacak ve şu anda bordo beyazlı seyirciler Elazığ sporumuzu tribünlere çağırıyor. Ve düdüğü çaldı, karşılaşma Elazığ'da Atatürk Stadyumu'nda başladı. Kademeye giriyor. Taha, Taha'yla çıkıyor Turgutluspor. Kurtardı topu. Uğur ceza sahasına girdi Uğur. Uğur'un ortası, şut, kaleci Hakan. Yazcan. Çağrı top istiyor. Çağrı'nın önüne doğru. Çağrı ileride Bahattin var. Ortası, Bahattin atladı. Tahadan ters vuruş, korner. Bekan kullandı. Ceza sahası içerisinde savunma. Ayak koydu. Şimdi uzaklaştırıyorlar. Burhan kaydı, düştü. Sol taraftan geliyor. Turgutluspor, Hakan çıkmadı. Hakan yerinde kaldı. Şimdi bir şut, out. Kötü bir şut. Şimdi Bahattin'in önünde kaldı. Bahattin ceza sahası içerisinde topa müdahale ediyor. Hatem Yarar. Gerçekten şaşırtıcı. Bahattin ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Ve hakem Hatem Yarar pozisyona devam kararı verdi. Topa müdahale söyledi. Berşan ileride. Berşan'a doğru çok iyi pas. Hem Berşan hem Çağrı orada, aldık topu. Bahattin ceza sahası içerisinde vurdu, savunma. Yazcan şu an sol bek mevkisinde. Burhan ileriye çıktı. Mert çok iyi bıraktı. Bahattin vurdu. Top bağlanana gidiyor mu? Hayır. Offside. Halbuki karşılaşma öncesinde de Elazığspor camiası, basın mensupları Ramazan Hoca'yı çok da iyi karşılamıştı. Bu arada Hakan Canbazoğlu, çok kritik bir hamle. Emre. Ve karşılaşmanın ilk 45 dakikası bitiyor. Ve karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Önde başladık, baskın başladık. Şimdi ön direğe doğru kafa vuruşu geldi. Mert ceza sahası içerisinde, top onda. Hemen ama bakıyorum. Düdük çaldı. Beykan sert vurdu, kaleciden sekti, ikinci top. Topalarda gol. Gol, 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 gol. Gol jeneriğini duyuyoruz şu an Atatürk Stadyumu'nda. Müthiş bir başlangıç. 2. 45 dakikaya çok iyi başladık. Ve golü de 51. dakikada bulduk. Beykan Şimşek'ten sert bir şut orta denemesi. Ve karambol anında golü buldu. Dakika 55. Şu dakikaları atlatmamız lazım. Kafa vuruşu geldi. Topağlarda gol. Topağlarda tam da şu dakikalarda gol yemememiz gerektiğini söylerken gol geldi. 1-1. Atatürk Stadyumu'nda skor tekrardan eşitlendi. Bu arada oyuna hemen başladık ama Turgutluspor'da bir futbolcu yerde. Şimdi ceza sahası içerisinde vurdu. Topalarda Bahattin Köse. Son iki haftayı boş geçmemişti. Bu hafta da attı. Bravo Bahattin. Bahattin açıldı artık. Daha kimse tutamaz Bahattin Köse'yi. Dakika 73. Dakika 73. Çağrı asisti yaptı. Bahattin gol attı. Bahattin Köse. Golcü 3. maçında da boş geçmiyor. Coşkun abi, Bahattin açıldı artık. Daha inşallah kimse tutamaz. Ben izlemeye devam edin dedi. Evet. Biz de izliyoruz.
Vahattin en son açıklamasında beni izlemeye devam edin demişti. Keyfini çıkarın dedi. Evet, şu an gerçekten tribünde keyfini çıkartıyoruz olayın. Hayal ediyorum şimdiden, tribünler ne olur? Evet Coşkun abi, gerçekten ligin de zevki de çok iyi olmaya başladı. Evet. Haftaya Batman Petrol deplasmanındayız. Berşan çıkarmamız lazım. Çıkardık o topu oradan. Bahattin alırsa. Bahattin koştu. Bahattin çalımını attı, vurdu. Top direkten döndü. 84. dakika. Bahattin vurdu. Top direkten dışarı çıktı. Mikail baskı yapıyor. Sağda boşluk var. Burhan'ın dikkat et. Şimdi şut. Pozisyonu devam ettirmek istiyor Turgut Uspor. Bir şut. İkinci hamlede aldı Hakan. İkinci hamlede aldı. Topla çıkıyor Mikail. Mikail top önde kalamadı. Turgut Uspor kazandı topu. Orada bir pas hatası var. Çağrı'ya azaldı. Kaleci de karşı karşıya. Çağrı vurdu, kaleci Zekeriya. %99'luk gol şansı. Çağrı kaybetti. Şimdi bir şut. Out. Az önce Taci bizimdi Coşkun abi. Orada bir hata oldu. Hızlı çıkarsak 3'ü bulacağız. Kurtardık topu. 3 kişiyle hücumdayız. Arkada Fatih var. Şimdi derin pas. Çağrı offside'da. Çağrı bunu attı. Offside. Offside. Çağrı attı ama offside. Tüm Elazığ ayakta. Ama oyun hala bitmedi. Uzun top gelecek muhakkak, geldi de. Ama Metin kafayla. Pas Mehmet yap, eksik. Pas yap. Bitirdi maçı ve Hatem Yarar maçı bitirdi. Tebrikler Gakkoşlar. Tebrikler Elazığ Spor. 3 puan bizim.